dersleri şey dersi yani. Şey mi, affedersiniz. Zatenizi ben 50 yıldır görüşüyorum. Bu dersleri azilerim sakladım böyle 50 yıldır. Efendim? Daha tamamlayamadım ya. Allah belirli beni ya. Allah Allah. Hakikaten bunları sakladın yoksa. Ondan sonra evet şey ne oynadı? Tamamladın. Daha acibi. Daha acibi? Kuyruk sokumunda Azmin Senet de bir temel kemik vardır. Asitte erimez, ateşte yanmaz. İnsan kara kutusudur Allah belki. İnsan kara kutusudur. Kara kutu var ya, uçakları. Yani daha uçakların yeni çıkan kara kutular. Bunu ben şeyde. Bir şeyden geçiyorum, birine bitiyorum yani. O kaçırmayacağım diye bütün şeyi ama bütün zerratımı böyle dinleyerek alıyoruz mesela kitabı işte. Sonra işte kainatta hayvanat, nebatat kendine verdiği programı tatbik eder. Buna kader programı değil. Ne? Kader programı değil. Dışına çıktığı zaman verir. Bu nizam intizamın içerisinde insan nizamsız, intizamsız yaşayamaz. İşte buna fıtri şeriat denir. Ben yani o mesleki ders aldığımı terk etmedim yani. Bana darılmıyor yani şimdi. Ben onu vermişler. Sonra işte bu nizam programı içerisinde bütün kainat çalışırken insan programsız, nizamsız yaşayamaz. Sen mütefendinsin. Sen mütefendinsin. Orman mühendisi ya. En evvelzerliği bir mütalaa etmeksik fazla var mı diyor. Eylesteren müreffireyi. En evvel zerreyi mütalaa et, eksik fazlalığı var mı diyor. Allah öyle diyor. Eylesteren müreffireyi. Eylesteren müreffireyi ya yani. Neyse, eski meclisi en evvel zerreyi hediye etti. Ha, o zaman mı etti? O zaman etti. Demişti yine en evvel zerreyi. En evvel zerreyi hediye etti. Neyse, sonra... Hep aldın bunları. Sesler. Evet. Sonra Nisi Kadayif'e böyle böyle kestirdi Zübeyir'e. Bu kadar büyüttükçe. Böyle bu parmak tırnak büyüttüldü. Neyse, işte bu... O bu hoca neyse buna bir tane ver. Bu işte lakayı tutuşan dağıttı. Sonra Zübeyir'e geldi. Senin eski arkadaşın falan dedi. Neyse onun için bir yufka. Büyük kadar bir de hemen tavuk gibi şey var ya böreğin, baklavanın. Aynen şu kadar yer büyüklüğüm ben onu diyorum. Bundan bir yufkası baktı. Neyse bir büyük gözünü yumdu. Diline koydu. Bu sana 7 gün tayin dedi. Allah Allah. 7 gün tayin. Evet. Sıra bize geldi. Bu da az obur değildi ya. Neyse buna da verin dedi. Oradan bir yufka aldı. Aynı Zübeyir'in dil uzattı. Böyle koydu. Ağzımda var mı yok filan bilmiyorum. Bu da sana 7 gün tayin verir. 7 gün de değil mi? Şimdi tamam biz şeyi aldık. Kitabı aldık. Söyleyiver. Bir de tayini aldık yani. Tamam döneceğiz. Geldiğimiz yerden gitmeyeceksiniz dedi. Öyle mi? Orada bir çeşme yaptırmıştım da böyle geniş. 1,5 metre falan gelişiyor, 10 metre uzunluğu var. 1 metre falan yakın yükseklikte. Hayvanlar sonrası betondan. Oradan geliyor. Elimizi yıkıyor şimdi. Dönüyorlar. Dönüyor. Bayağı şafta böyle yıkarken. Şimdi elimizi yıkıyorum. Yıkarken ayağım. Öyle şey tarzı müfkettik suyun içerisinde. O dövüş ya, havuza doğru gitmiş dağda yani. Suyun içi dağda. Buraya gidip suyun içine attı kendisi falan. Neyse geldiler. Herkes çıktık yani. Neyse çık aldılar. Eşref dedim ne var dedi.
Mevlana'nın kitaplarının ıslanmadığını, sırrını çözdüm. Yani ona apaçık gösteriyor canım. Yoldan geldi, Mevlana'nın kitapları çok fazla rafta kalmış. Toz içinde kalmışlar. Bu toz içinde kalmasından dolayı kitap su almamış diyorum ben buna. Biz de yoldan geldik, hep kızımız toz, işte adamı böyle suya sokar, çıkarır, ıslatmaz. Hiç ıslatmamış mı? Aynı tozdan. Allah Allah. Bir daha Mevlana'dan bahsedersin, Allah kahretsin yeter. Üstadın, üstadın terbesine böyle şey diyor yani. Ya edersen diyor, hakikaten etmedik yani. Sonra aşağı ineceğiz. Aşağı mesela şimdi bu göle. Bu göl var ya. Evet, oraya ineceğiz. Ondan suya gireceğiz filan dedi. Yıkanacağız demiş gölde. İyisin gidin dedim. Şeyi açtık. O enerzeryi bitirdik. Herkes soyunduk yani yıkanırken bu enerzeryi açmış onu okuyor. Onu bitirdim. Bitirdim abi. Bitirdim mi? Yani bir de seri okuma. Halbuki okuysa eski bence pat bit okuyorsun. Fakat gel acı bir şekilde acayip bende ameliyatı cerrahi yaptı. Şimdi mesela ki son grubumuz geldi. Bu kelime şirk oluyor. Niye? Sungur Bey'i gönderdi dersen kurtarabiliyor. Öyle inşaat etmiş tabii ki. Yani Matem-i İlahi. Gönderildi yani. Matem-i İlahi olarak insan konuşursa şirk oluyor şimdi. Allah Allah. Şimdi bir de köylerde konferans veriyoruz. Demek bu kadar çok konuşmanın cezası, bunu düzeltecek, razı olduğu tarzda konuşmanın cezası. Bir de tayın tabii yedi gün hakikaten biz bir şey yememiş. Üstad madem yedi gün dedi diyor, yedi gün yememiş bir şey. Nereye atlattı mı? Niye? Ya biz kaç da böyle üstad dedi de, biz latif etti diye hep bozduk ya. Madem böyle dedi, ben yedi gün yemeyeyim ya, da yememiş. Neyse. Şimdi ki o gün tabi orada belki hakkına gelen... Dur okurken 30 sözü çıkmışlar ya şeyler. Evet, acayip ameliyatı cerrahiye öyleyse her konuştuğun kelime çirk oluyor. Hem muhatabı ilahi değil, karşındaki insan da konuşuyor, cemaatat da konuşuyor. Öyleyse muhatabı ilahi tarzında konuşmayı öğrendi. Bittik biz. Yani, bir de ağzımızdan ki eyvah hem yemiyor hem konuşmuyor. Ne yaptık şimdi? Değil, sonra oradan diyoruz şeyler çıktılar. Şeyler. Gölden çıktılar. Bağırıyorlar Ali sen. Nerede diye ben arıyorum. Halbuki ben orada oturuyorum yani. Bunu oturken görmüyorlar bunu. Bağırıyorlar diye. Nerede Ali sen diye. O gün de oturuyorum. Neyse ben çok güzel rahatım. Şey yapıyorum. Oturuyorum rahmetliyim. Şimdi o çok beğen, çorabı da getirdim, sonra onu anlıyorum. Onun babuşları varmış, karıcısı da gayet geriye götürmüş, giymiş, oraya gelinceye kadar açmamış babuşlar. Sen kurma çalış, babuca, gelin oğlum, dağda neyse çıksın, çorabı da eskimesin. Neyse ona ders veriyorum. Şimdi bu çorabdan gitmiş ya. Çok onun dayısı gayet yeni bir ayakkabı almış. Bozulmuş bile. Onu gibi parçalamış yani. Ondan sonra çalıştırmış değil mi? Çalış. Babucan. Elim onun çorabı da eskimesi evet. Bir rahmetlik yani. Şimdi tabii her birinde binlerce hikmet var işte. Gayetten girmesi belki yetiyor ya. Ki o dersin halen daha mesela bazı taşlarda üzerinde duruyor. Taşınan insan hastalık giderebilir mi? Mesela elinizde var mı şeyden? Akit hangisi var? Akit. Şimdi bu kırmızı yakut. Kırmızı yakut. Yani aslında akit taşı, yani çakmak taşı deriz biz mesela. Çakmak taşı renkli olursa renge göre değişiyor. Bu kırmızı yakut. Bunun hakkında diyor ki aleyhissalatü vesselam, bunu takanda gamla kasavet kaybolur. Gamla kasavet kaybolur. Gam. Şimdi. Gam. Üzüntü, sıkıntı, gam. Şimdi biz akıl yoluyla giden,
aklımız kabul etmediğini kolay kolay kabul etmeyen şeyden geliyoruz. Bir açık değil. Kaç oldu? Anladım. 5 günde. Alo. Biraz meşgul abi. Biraz daha sonra arayabilir misiniz? Şimdi bununla yahu insanlık gam keder nasıl gider? Ne diyeceğiz şimdi? Ölüm hem ispata hem aklın kabul etmesine bağlıdır. Demiş ki bizim tabii o yüksek akla aklımız ermediği için ne diyecek herhalde? Hesapsızı diyecek ya da falan diyecek. Halbuki ise bu taşta o gün o ders vardı. Bu taş dördüncü hal dediğim katı hali, sıvı hali, gaz hali, bir de akkor, nur hali. Bu taşta nur hali yine var. Nasıl? Havaya neşrettiği şualar var, ışıklar. Dedektörleri koyduğun zaman burada hangi maddesi bunu haber veriyor. O ışıklarının haber vermesi. Veya alayim sema, yağmur katları şeklinde doğar. Orada bulunan madenlerin renkleriyle onu neşreder havada. Öyleyse bunun havaya neşrettiği bir şua var, ışık var, nur var. Bu nefesle girdiği zaman insana vücutta bu madenin eksilmesiyle üzüntü, gam, keder meydana ancak bunu almakla vücut o gam, kederi kaybeder. Tabii böyle gelin bakalım ya, siz bir doktorsunuz, anlatın bakalım, vallahi bilmiyorsun. Halbuki sen burada bunu anlatıyor, o günkü o dersin şey. Yani bu ne? Bunun içindeki madde var, havaya, şu ağzının içinde bir ayna var. Bu madde nefes dolusuyla alındığı zaman, vücutta eksilen yer, yerine geldiğinde kan ve keder kaybolur. Allah gider, hadisi bir şey diyor, söylüyorsun. İkincisi, bu taşıyana yıldırım isabet etmez. Allah'ım. Bu şey için değil mi? Hayır. Öyle mi? Evet, öyle. Allah Allah. Yıldırım isabet etmez. Neye? Yıldırım şu ağları buna geldiği zaman dağıtır çünkü elektrik geçirmez. Allah Allah. İntikasız tesir etmez. Bu zümrüt de değil yani, değil evet mi? Şey, zümrüt yeşil, onun durumu ayrı, onun içeri. Bu şey, bu yani akik. Kırmızı yakut, asıl adı. Öyle mi? Kırmızı yakut. Kırmızı yakut. Ha, yakut. Akik taşın adı, çakmak taşı, renklere göre isim alınıyor. Şimdi bu, öyleyse bunu taşıyan elektrik direktörü, bunu taşıyınca yıldırım isabet etmiyor. Evet abi, bundan elektrik gelmez, elektriği etrafa dağıtır. Şimdi bunu 1400 sene evvel bir taşta elinde taşımadan anlatıyor. Ama biz o yüksek keyfiyete eremeyince tabii hurafa diyeceğiz. Ne uzun bir şey yani, haşa yani. Üçüncüsü, bunu taşıyan da meni noksaniyetini itmam eder demiş. Ne? Meni. İnsandaki sperm şeyde bunu tamamlar. Yani yumurta o maddeden yapılıyor ama hayat veren nokta buna bağlı. Bunun neşrettiği şua olmadan meni nesil verme keyfiyetini taşımıyor. Dedi ki bak 3 tane kürsü açılıyor. Bir tek taşın anlatmasını. Aleyhisselat ve Aleyhisselatı görürken keyfiyet. Öyleyse her bir taşın ayrı ayrı hususiyeti var. Ve bu şimdi akla ilkinden bunu olacak bunu diyor. Taşınan insan falan filan belki demin onu açtığı için söyleyeceğim onu da. Bu kadar ilaç belki mültekin çok veriyor diyecek. İşte insan bir dağa yahut da yaylaya temiz hava çok fazla gıdadan daha fazla besler. Dağdaki gıda şey, hava temiz hava. Neşrettiği bu maden şuaları vücudundaki eksikliği tamamlar. Orada bu aldığı hava hastalığı yok eder. Üzüntü hastalığı. Veya oradaki bundan çıkan bir pırardan su içer bunu yok eder.
bunu Osmanlı hekimlikte kullanmışlar. Suya koymak suretiyle hastalığı içermişler. Ama ille öyleyse ille gayde budur değildir yani. Mesela isterse şifa verecekse ki elinde onu ısrarla duruyor. Şifa Allah'ın elindedir. Bereket, hazine, şifa, dört şey elinde de öyleyse orada bir bu madeni koklamakla eksik olan şey tamamlar. İlle bu verilecek diye bir mesele yok. Bu bir inayet meselesi, şifa meselesi. Yani ille bu kadar alacaksın meselesi de değil. Yani bir şeyde onun üzerine basarak söylüyorum yani. Bu taştaki keyfiyeti söyledim. Yeşildeki tarzda desek ki ümmüttür. Yeşil taş. Göz rahatsızlıklarını giderir. Bahardaki yeşili görünce ruhtaki ferahlık gibi kalbe ferahlık verir. Yeşile bakmakta. Yani uzunlukta. Öyleyse takılması insandaki ruhuna neşe, ferahlık verme. İkincisi faaliyet lezzetini artırır. Öyleyse bahardaki kainattaki faaliyet lezzeti azimle çalışır. Yılan onu şey demez diyor. Gözü. Ha, yılan? Bir dolu var. Evet yani. Zarar veremez. Gelmesi bile ki onu görünce kaçarmış yani. Yani onun havaya neşrettiği şua, yılanın gözünden çıkan şuayı yok ettiği için insana zarar veremiyor. Bazı yılanlar vardır. İnsana yahut hayvana baktığı zaman gözü kör olur. Onun zararını yok eder demiş. El emsel, el emsel. Yani hazine, hazineden yani öyleyse bir taştan mesela anlatıyor. Hayisiyat insan mı ancak bu taştan anlatıyor değildir. Ki sonraki işi net unutuyorum. Hindistan'a göndereceğim dedi. Belki o zamanki oruçlular orada çok oruç tutuyorlar. Mahatma Gandhi mesela 70 günde bir 60 günde bir zeytin tanesi yiyorlar. Belki o şeydi. O da kıymetli bu madenler. Buraya konduğu zaman havaya neşrettiği şu an insanın gıda ihtiyacını giderir. Daha ölüm yani araştırıyor, karıştırıyor. Daha neler var değil mi? Daha dediği bilmiyorum yani. Allah. Öyleyse yani bu burada, bundan başkası yoktur gibi bir mesele değildir yani. İnşallah bu hakikate varılır. Belki medreselerin okuma programları veyahut da yazma programları eskiden 40 günden 40 seneye kadar bir seyir sürü hakikate varılırken 40 dakikada varılacak yol. Buradaki medresenin dersiyle Isparta'daki ders değişiktir. Yalvaç'taki başkadır. Burada onun hakaikine varan bir ders, ondaki o velayet makamını açan 40 dakikada o kürsü açılmış olur. Yani bu durum. Bunları yaz ya, Gültekin Bey nerede?